Bu acılar içinde bir umut yaratmak istiyoruz. Merhabalar. 6 Şubat bir yıl olacak. Şu anda havalimanındayız. Daha çok işimiz var. Benle, Karsu'yla, Elidor'la, Toplum Gönüllü Vakfı'yla beraber. Bunu beraber başlattık ama daha çok işimiz var ve sizi hemen götüreceğim. Şimdi uçağa gideceğiz. Merhabalar. Şimdi Elidor ekibi bizi karşıladı. Şimdi Hatay'a doğru gideceğiz. Biraz heyecanlıyım diyebilir miyim? Çünkü iki kere önceden geldim. Aile ziyaretine tabii ki. Ama şimdi tabii ki bir yoldu. 6 Şubat. Başka bir his olacak. Anılarımdaki şehire gidiyoruz. Ama tabii ki eski hali gibi değil maalesef. Mesela bir meydanda durduğumda, mesela Antakya'da, Hatay'da gözlerimi açıyorum, şehir yok yani. Gözlerimi kapatıyorum, yine açıyorum. Sanki böyle geçen yazdaki gibi böyle eğleniyoruz. Orada mağazaya gidiyorum, insanlarla sohbet ediyorum, orada çay içiyorum. Yine gözümü kapatıyorum, yine açıyorum, yine yok. Ama tabii ki hatıralar var. Ve hangi his o zaman ortaya çıkınca? Umut. Umuttan yeni şehirler yapmamız lazım. Çünkü umutlar yapılmaz. Ben neden buraya geldim diye merak edebilirsiniz. Çünkü ben Hataylıyım ve Antakyalı. Antakya'da da yan tarafında bir küçük bir köy var. Köyün ismi de Karsu. Belki hikayeyi biliyorsunuz. Annem babam bana köy ismimi verdiler. Gururla taşıyorum tabii ki. Bu gelişmede tüm merkezlerimize gitmek çok isterdim ama sadece 3 günüm var burada. Ve akrabalarım var. Ben de tabii ki belki bunu anlatmak biraz zor benim için. Tüm mezarlara gitmem lazım. Onun için sadece Hatay'a şu anda gidebiliyorum ama çok çok Adıyaman'a, Malatya'ya ve Kahramanmaraş'ı o kadın destek merkezleri çok çok ziyaret etmek isterim. Umarım en yakın zamanda oraya da gidebilirim. İnsan şeyi merak ediyor değil mi? Kaç yıl insanlar böyle yaşamaları lazım? Karsu, ay! Uçaklardı, mesaj attım, bizim buraya da gel dedim. Hoş geldin. Nimet Sude. Asıl bu, biliyor musunuz? Yani biz Türkiye olarak böyle bütün bu bölgeye, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, sevgimizi yolladık ya o mesajlarla. Onu duydular yani, onu hissettiler, o insanlara umut verdi. Ve şimdi ilk kez ben bunu da görünce acayip duygulandım, biliyor musunuz? Merhabalar. Merhaba. Karsu. Gizem. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İsmin? Aleyna. Elin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ederim çünkü umut siz veriyorsunuz aslında. Ve biraz duygulandım. Bildiğiniz gibi ben de Hataylıyım. Sizin yaptığınızı daha iyi Ayşe Hanım anlatabilir. Savaşlarda, salgınlarda, afetlerde en kırılgan gruplar arasında kadınlar yer alıyor. Biz Elidor Markası ve Toplum Gönülleri Vakfı olarak uzun zamandır genç kadınları güçlendirmek üzere çeşitli projeler hayata geçiriyorduk. Afet olduktan sonra bu projemize afet bölgesindeki kadınları da dahil etme kararı aldık. Ve akabinde afet bölgesindeki 4 farklı şehirde, ki bunlar Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'daki 4 kadın destek merkezimizde toplum gönüllüleriyle birlikte 10.000 kadına ulaştık. Bu merkezlerde kadınlar öncelikle bir araya gelip dertleşebiliyor.
sosyalleşebiliyor ve bu esnada da çeşitli eğitimler alıyorlar, çeşitli atölye çalışmalarına katılıyorlar. Bir kişiye dokunursan inanılmaz güzel olur ama binlerce kadın geldi buraya ve yani ben öyle çok şaşırdım ki, çünkü aslında ilk başta şeyi merak ediyorsun, konuşmak isterler mi? Ama en güzeli de hep beraber de geliyorlar. Çünkü herkes aynı yaşadığı için herkes birbirine ve gönüllerle dertleşiyorlar. Kafalarını boşaltmak için de çok iyi bir yer aslında. Onu da ben kendim duydum, anlatıyorlar. Ve benim de çok sevdiğim kardeşim var, Cansu. Şimdi bu aslında bir kardeşlik bu, kız kardeşlik bu aslında. Oturdum orada, çanta çiziyoruz. Hemen birisi derdini anlatmaya başladı. Ve farkına varıyorsun ki bu aslında terapi gibi. Ama o anlatmak bile yaraları yavaş yavaş, adım adım belki iyileştirir. Benim annem de çok özel benim için. Psikolog hocası. Çok güzel bir cümlesi var. Bir kadını eğitsen, anne olarak yani kendini toparlarsan bütün aileyi toparlamış oluyorsun. O çok önemli. Bir aileye destek vereceksen ikinci çocuklara gitme, anneye git. O anne çocuklara yardım eder. Buraya gelen anne, kardeş, abla ve buradaki aldıkları huzur ailelere yansıtır. O inanılmaz güzel bir şey. Destek merkezlerimizde gönüllüler çalışıyorlar ve emekleri öyle çok değerli ki anlatamam. Dört Kadın Destek Merkezi'nin ilanını gördüm ve başvurdum. Hatay'a küçüklüğümden beri büyük bir sevdam var. O yüzden özellikle Hatay'a doğmak istedim. Konteyner kentte yaşamam diğer katılımcıları anlamam için gerçekten çok faydası oldu. Aynı dili konuşabiliyoruz aslında. Bu iş benim için gerçekten çok farklı duygular ifade ediyor. Dayanışmanın gücünü bir kere daha gördüm. Birbirimizi beslediğimiz bir ortam oldu aslında. Çocukları okula veriyorum. İlk işim, inan her şey duruyor. Direkt buraya koşup geliyorum. Huzur verici bir şey. Hani hoşuma gidiyor. Ortam çok hoşuma gidiyor. Şey ya, huzur huzur. Depremden sonra bize iyi gelen tek şey diye ifade edebilirim aslında. İndoor Kadın Destek Merkezi hem buraya gelen kadınların birbiriyle dayanışmasını ve iyileşmesini sağladı, hem de burada çalışanlarla kadınlar arasındaki dayanışma ve iyileşme gücünü arttırdı. Çok büyük bir şey insanlar için. Buradaki etkinlik olsun, diğer yaptığınız etkinlikler, hepsi birbirinden muhteşem şeyler. Hiç ulaşamadığımız, çok kişinin ulaşamayacağı şeyler aslında. Tanımadığımız insanlarla tanıştık. Sağ olsun Gizem hocam da o kadar yardımcı oluyor ki bize. Kahve günlerimiz var. Mandala boyamamız var. Ayrıca kadınlarla destek programımız var. Psikolog destekle sağ olsunlar. Yani çok güzel bir ortam ya. Ortamımız çok güzel. Ve iyi ki de kurulmuş yani. Bizler için çok iyi oldu ya. Burada hem farkındalık oturumları gerçekleştiriyoruz, hem de kadınların iyilik hallerini güçlendirecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ben 12. sınıf olduğum için okuldan dolayı da çok gelemiyordum. Sonra ders çalışma vakitleri sundu bize Gizem abla. Onunla gelmeye başladım. Sonra etkinliklere katılmaya başladım derken kendimi zaten buraya her gün gelirken buldum. Buraya gerçekten nasıl bırakacağımı bilmiyorum. Kurduğum bağlar çok güçlü. İlk gün geldiğimde de beni buraya bağlayan şey bir çocuğun abla görüşürüz demesiydi çıkarken. 6 Şubat kesinlikle bir kıyamet fragmanıydı en azından burası için. O gün için yaşanan her şey dünyanın sonunun geldiğini hissettirdi. Benim resmi olarak görevim başladığında biz Mart ayındaydık ve daha burada çadır kentler vardı ve ben çadır kentlerde çalışıyordum. Ve konteyner kentler benim için çok büyük bir umut kaynağıydı. Ancak konteyner kentte çalışmaya başladıktan sonra bunun hiç de böyle bir şey olmadığını gördüm. O yüzden benim bir alana çok ihtiyacım vardı. Elidor'un buraya açılması ve bizim burada artık bir alanımızın olması müthiş fark yarattı. Aslında çok fazla şey değiştirdi. Psikolog desteği vardı burada. Ben çok faydalandım açıkçası orada. Burada çok fazla kadının depremden öncesinde de, depremden sonrasında da
yaşadıklarına dair yeni bir bakış açısı kazandıklarını gördüm. Nasıl insanlara yardım edebileceğimizi öğrendik. Toplum gönüllüsü olma yolunda ilk adımımızı da attık orada. Ve bu yolda da ilerlemeyi düşünüyoruz. Gelecekle ilgili beklentilerim güzel bir hayat, istediğim meslek ve güçlü bir kadın olmak. İnsanlara yardım etmeyi istiyorum. Toplum gönüllüsü yolunda ilerlemeyi istiyorum. Günlük hayata yansıyan değişiklik şu oldu. Kadınlar anladıkça rahatladılar. Rahatladıkça daha az korktular. Buraya geldikleri zaman her seferinde kademe kademe en azından hani biraz daha iyi olduklarını, biraz daha süreci rahat idare ettiklerini görebilir hale geldik. Ve bu çok güzel bir şeydi gerçekten. Ağır bir süreç. Hani kolay değil. Evimizi özlüyoruz. Ne bileyim evin duvarını bile özlüyoruz. Zor bir süreç. Çok zor. Natalie Elidor'dan Toplum Gönüllüleri Vakfı'yla zaten çalışıyordu. Ve bu deprem olunca beni de aradılar. Bu projeyi başlattık ve tabii ki gerisini de biliyorsunuz. 20'li yaşlar genç kadınlar için aslında önemli bir dönüm noktası. Hem geleceklerini şekillendirdikleri, hem hayattan ne istediklerini aslında tanımladıkları bir dönem. O yüzden biz de Elidor olarak uzun yıllardır Toplum Gönüllüleri Vakfı'yla genç kadınları desteklemek için aslında işbirliği yapıyoruz. Ama 6 Şubat sonrasında o sabah hepimizi derinden etkileyen bu felaketle birlikte gördük ki bu bölgede gerçekten genç kadınların bize çok ihtiyacı var. O yüzden biz de projemizi deprem bölgesine kaydırarak buradaki genç kadınların yanında olmaya karar verdik. İlk içeri girdiğimde bu etrafa baktım. Daha sonra benim arkamdan hemen kadınlar gelmeye başladılar. İşte ya burası açıldı mı, ne zaman geleceğiz artık diye. Ve orada dedim ki ya burada çok güzel işler yapılacak. Öğrenmenin yaşı olmadığını fark ettiler. Ve birbirleriyle temas etmenin onlarla ne kadar iyi, onlara ne kadar iyi geldiğini de fark ettiler. Çünkü çoğu kendini aslında konteynerlarına kapatmıştı. 2008'de omurilik tacı geçirdim yüksekten düşmeyle. Öyle evdeydim. Hani normalde evde hiç çıkmam. Burası bizim için aslında çok iyi oldu. Boyama, mandala boyamasına ve yün işlerine geldiğim zaman yani anneliğimi unutuyorum, bir eş olduğumu unutuyorum. Yani 12-13 yaşlarında bir çocuk gibi eğleniyordum. Bir kadın ben resim yapamam, kalem tutmayı bilmiyorum dedi ve çok güzel resimler yapıyor. Kızıyla birlikte resim atölyelerine katılıyorlar ve bir bağ kurdular. Aslında bir yandan onların olmaz dediklerini oldurduk diyebiliriz. Biz burası sayesinde Samsun'a gittik. Üniversite okuyan gençlerle tanıştık. Bizi bilgilendirdiler. İlk defa uçağa binmiştik. Çoğu ilklerimizi orada yaşadık. İlk kez bowling oynadık orada. Bir yıl benimle her yere gelen iki şey vardı aslında. Birisi müziğimdir. Ama dünyada nerede olduysam burası da hep aklımda, kalbimde. Daha ne yapabilirim? Bu bölgeye maalesef hiç beklemediğimiz bir afet oldu bildiğiniz gibi. Ama beni çok umutlandırıyor ki bu insanlara buraya beklemedikleri umut, sevgi versek o da güzel bir sürpriz olur insanlara. Bu yılda baya güzel şeyler yapabildik. Yani arkamda bile gördüğünüz gibi binlerce kadınlara kardeşlik verebildik, umut verebildik, sevgi verebildik. Bir dinleyen kulak verebildik. O da çok önemli. Aslında bunu merak ediyorum. Sizin güzel fikirleriniz var mı? İşte Karsu şunu da yapabilirsiniz veya ben yapabilirim, siz yapabilirsiniz ve belki arkadaşlarla beraber bir şey düşünebilirsiniz. Kardeşlik aslında bu. Şimdi ben sizi bu soruyla bırakıyorum. İçeride çok güzel benim bacıma, kardeşime çanta yapıyorum. Ona devam edeceğim ve sizinle vedalaşıyorum. Baktığınız için çok teşekkür ederim. Bye.